Herkese merhaba. Bu videoda döşeme, asma tavan, çatı komutlarını inceleyeceğiz. Onları çizeceğiz. Videoya geçmeden önce mimari oluşturmuştuk bir önceki videoda ve bunu paylaşmıştım. Videonun altında açıklama linkinden indirebilirsiniz bir önceki videoya gidip. Veya belki bu videonun altına da koyabilirim bu mimariyi. Şimdi videoya geçelim. Döşeme çizmek için architecture'ın altında floor komutuna gideceğiz. Tıkladım. Burada bir çizim ekranı çıkıyor karşımıza. Döşemeyi çizebiliriz buradan. Çizim araçlarından şöyle rastgele bir döşeme de çizebilirsiniz. Finish dediğiniz zaman böyle bir döşemeniz olacak. Veya çizim araçlarından Rectangle'ı kullanarak çizebiliriz. Burada diğerlerini zaten biliyorsunuz. Önceki videolarda bahsetmiştim. Burada bahsetmek istediğim Pick Line ve Pick Wall var. Pick Line'a tıklayıp çizmek istersek burada objelerin üzerine gelerek bize çizgiler oluşturuyor. Bu şekilde döşememizi oluşturabiliriz. Veya döşememiz duvardan mesela 50 santim uzakta olsun istiyorsak offset ayarını, bunu yine duvarda da anlatmıştım. Offset ayarını 50 girerek gördüğünüz gibi duvardan 50 santim uzaklıkta çiziyor. Bu şekilde döşeme çizgilerimizi oluşturabiliriz. Pick Wall'da da duvarları seçerek duvarın etrafına çizgileri atıyor. Gördüğünüz gibi kolona atamıyoruz. Duvar olması gerekiyor. Pick wall seçeneğinde duvar olması gerekiyor. Şimdi silelim bunları. Diyelim ki şöyle bir şey oluşturduk. Burada finish dediğimiz zaman döşeme oluşturmayacak. Hatalar var. Çünkü kapalı bir geometri oluşturmamız lazım. Burada geometri kapalı değil. Yine bunları silelim. Daha düzgün bir döşeme çizelim. Pick line seçiyorum. Hatta pick wall üzerinden gidersek. Evet, böyle bir şey oluşturduk. Şuraya da çizelim. Şimdi bunları yine önceki derslerde anlattığım komutlarla trimle uçlarını birleştirelim. Açık uç kalmaması gerekiyor. Çünkü kapalı bir geometri olması gerekiyor. Mesela şurayı çizgi olarak devam edelim. Yine bunları birleştirelim. Burada yine bir çizgi çizmemiz gerekiyor. Yine trim komutuyla bunları birleştiriyorum. Evet, birleşmemiş olan yer burası. Burayı da yine çizgi komutuyla şu şekilde birleştirebilirim. Eğer bir hata varsa beni uyaracaktır, yoksa döşemeyi oluşturacaktır. Evet, bir hata yokmuş. Şu an döşemeyi oluşturdu. 3D görünümden baktığımda döşemeyi oluşturdu. Peki bu döşeme özellikleri nedir? Yine döşemeyi oluştururken de oluşturduktan sonra da değiştirebiliriz özelliklerini. Properties'te döşememizin 150 milimlik olduğunu söylüyor bize. Burada bunu değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi kalınlaşıyor. İnceliyor. Veya yine önceki derslerde de bahsettiğim gibi döşeme seçilirken Edit Type'a tıkladıktan sonra burada özelliklerini değiştirebiliriz, çoğaltabiliriz, kalınlığını değiştirebiliriz, farklı bir isim verebiliriz. Şimdi ikinci kata gelelim. İkinci katta birinci katın silüeti görünüyor. Burada eğer sizde görünmüyorsa bu underlay değerini None'dur. Yani şurası None olduğu zaman alt kat görünmez. Burada hangi katın görünmesini istiyorsanız seçiyorsunuz.
Birinci katta mimarimiz vardı. Underlay değerini level 1 yaptık. Ve birinci katın silüeti görünüyor ki biz döşeme çizerken bize kolaylık sağlasın diye, alt katı görelim diye. Tekrar floor komutuna geldim. Tekrar döşeme çizeceğim. Gördüğünüz gibi bütün çizgileri alıyor ve bu biraz zor görünüyor. Ama yapalım. Trim komutuyla birleştireceğiz bunları. Bu şekilde de alttaki döşemenin aynısını oluşturabiliriz. Burada duvarların hepsi döşemeye kadar uzasın mı diye soruyor. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir döşeme oluşturmuş olduk. Veya bunu alttaki döşemeyi kopyalayarak da yapabilirdik. Yani onu da kesit görünümünde kesit aldığımızda alttaki döşemeyi seçip kopyalayarak da yapabilirdik. Gördüğünüz gibi. Geri alıyorum. Şimdi eğimli döşeme oluşturmaktan biraz bahsedelim. Döşemeyi seçtik. Edit Boundary dedim. Slope Arrow. Bu bize eğimli döşeme yapma olanağı sağlıyor. Eğimin başlayacağı noktayı seçip biteceği noktayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi bir ok veriyor. Burada yüksekliğini ayarlayabiliyoruz eğimin. Tamam dedim. Yine duvarları sordu. Tamam dedim. 3D görünüme geldiğinizde gördüğünüz gibi eğimli bir döşeme oluşturdu ve duvarları da o eğime göre uzattı veya kısalttı. Burada ölçüyle yaptık şimdi biz bunu. Eğimini açıyla da yapabiliriz. Burada verdiğimiz açıya göre mesela 20 derecelik açıyla eğim yap dediğimizde yine burada duvarları soruyor. Gördüğünüz gibi böyle bir eğim yapmış oldu. Tüm duvarları uzattı ve kısalttı. Sildiğinizde yine duvarlar eski haline gelir. Şimdi asma tavan oluşturmaktan bahsedelim biraz. Level 1'e geldim. Evet. Burada şimdi altta döşememiz olduğu için çok net göremiyoruz ama asma tavan yapmamız gereken yerler var. O yüzden burada Sailing plana geliyorum. Level 1. Evet, burada daha net. Şimdi Sailing'e tıkladım. Burada iki seçenek var. İstersek otomatik yapabiliriz. Otomatik Sailing tıklayken gördüğünüz gibi yanlışlıkla tıkladım yalnız ben. Evet, burada alan veriyor. Kendisi alan seçiyor otomatikte. Sketch'te de yine bildiğimiz gibi kendimiz çizgilerle pick line ve pick wall'la da yapabiliriz. Şimdi ben otomatik kullanacağım. Mesela şurada benim asma tavanım var. Burası giriş holüydü. İşte tuvalette olabilir. Şurası koridor, burada olabilir. Ama buraya yapmıyor şu an. Şurada vardı. Şurada var. Burayı kendim çizeceğim. Pick line'la çizelim. Yine bunları trim komutuyla birleştireceğiz. Evet, asma tavanlarımız oluştu. Peki bu asma tavanların yüksekliği ne? Neye göre oluşturdu bunları? Asma tavana tıkladığımızda burada tipini görebiliyoruz. Değiştirebiliriz.
Mesela bunu da değiştirebiliriz. Giritlerini bu şekilde değiştirebiliriz. Veya tıkladığımızda işte yüksekliğini, mesela bizim kat yüksekliğimiz neymiş? Hemen bakalım. 4 metreymiş. Asma tavanımız 2,60. Mesela bunu 3 metre yapabiliriz. Hemen kesit görünümünden bakalım. Asma tavan gördüğünüz gibi yerden 3 metre. Bunu 3,5 yapalım. Gördüğünüz gibi yukarıya çıkıyor. Bu tabi sadece şu an seçili olanda. Yani bunların yüksekliği yine 2,60'da. Bunların hepsini 3,5 yapabiliriz. Veya işte bunu farklı yapabiliriz. 3 yapabiliriz. Gibi. Şimdi level 2'ye gelip çatı oluşturmaya çalışalım. Çatı için roof komutunu kullanıyoruz. Yine çizim araçları karşımıza çıkıyor. Burada pick wall, pick line seçebiliriz. Pick wall'u seçtim. Burada saçak ne kadar olsun diye soruyor. Yani şu değeri 0 yaparsak direkt duvarın hizasını alır. 500 yaparsak duvardan 500, yani 50 santim uzakta çizer. Şimdi 500 yapalım. Ve şöyle çizimimizi oluşturalım. Yine extend komutuyla birleştirerek devam edelim. Evet, yine kapalı bir geometri oluşturmaya çalıştık. Bu arada şu çizgilerin yanında olan 30 derece yazısı bu çatının eğiminden bahsediyor. Yani eğiminin ne kadar olacağından. Bunu da değiştirebiliriz. Bahsedeceğim bunlardan. Şimdi çatıyı oluşturduk. Finish dediğimizde bir hata vermezse bütün çizgiler birleşmiştir. Kapalı bir geometri oluşmuştur. Bakalım. Evet. Çatıyı oluşturduk. Bakalım. Böyle bir çatı oluşmuş oldu. Şimdi duvarlarla bağlantısı var mı yok mu buna bakacağız. Yani şu dış duvarlar onunla beraber hareket ediyor mu diye bakacağız. Bunun için edit dedim. Ve şuradaki eğimini kaldırmak istiyorum. Eğim onayını kaldırdım. Finish dedim. Evet, bu duvarların çatıya kadar uzaması gerekiyordu ama uzamamışlar. Bu duvarları seçip çatıya kadar uzatabiliriz. Burada Modify sekmesinin altında çıkıyor seçenekler. Etek top base dediğimiz zaman, yani duvarları seçtikten sonra nereye kadar uzaması gerektiğini seçiyoruz. Çatıyı seçtik. Gördüğünüz gibi çatıya kadar uzadı duvarlar. Bu şekilde çatıyı da oluşturmuş olduk. Aslında daha fazla detayı var ama ben hem mimar değilim hem mimari çizimler çok yapmıyorum. Çok daha fazla detay verebilecek bilgiye sahip değilim bence. Yanlış yönlendirme de yapmak istemiyorum. Ama birkaç örnek daha gösterelim. Buradaki eğimin açısını değiştirebiliriz. Buradan veya şuradan, mesela burayı 15 derecelik açı yapabiliriz. Onayladıktan sonra
şöyle bir görünüm olmuş oluyor. Diğer yerlere göre biraz da az bir eğim oluyor. Veya şuranın eğimini 50 yapalım. Sallıyorum şu an. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey oluyor. Bu şekilde çatıyı da oluşturduk. Asma tavanları oluşturduk. Döşeme oluşturduk. Video zaten çok uzadı artık. Burada videoyu bitirelim. Sonraki videolarda diğer komutlarla devam edeceğiz. Mimariyi oluşturmaya da devam edeceğim. Neler yapacağız daha sonra? Şurada bir merdiven, asansör boşluğu falan vardı. Merdiven oluştururuz. Mimarinin kalan kısmını mirrorlarız ki şurayı tamamlayalım. Oda etiketleri yapacağız. Odalarımızı belirleyeceğiz. Metrekarelerini yazacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.